Amerika tarafında faiz artırımı sinyalleri zaten vardı. Bu yıl 3 faiz artırımı yapacaklarını söylemişlerdi ama çok yeni dün gece yarısı 7 faiz artırımı beklemeye başladı dünya Amerika tarafından. Amerika gibi büyük bir ülkenin yoğun olarak ard arda faiz artırımı söz konusu olursa doları dengelemek zor olacak. 2022 yılı için, hatta sonraki 5 yıl için kripto paraların çok daha yüksek yerlerde olma ihtimali mevcut. Dolar Türk Lirası'nın değerini önümüzdeki günlerde 15 liranın altında görmüyoruz. Merhaba değerli izleyenler, ben Dicle Doğan. Bugün konuğum ekonomist Recep Ulaş. Kendisiyle birlikte doların seyrini, altının gidişatını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkemize ekonomik etkilerini ve Mart ayı faiz toplantısını konuşacağız. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduğum, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dolar dedik, dolardan başlayalım öncelikle. Dolar bir süredir 14,5 bandı ile 15 bandı arasında bir seyir halinde. Bir çıkıyor, bir iniyor. Peki gidişat ne olacak? Bu böyle kalacak mı bir süre daha? Yoksa tekrardan bir yükselmeye doğru gidecek mi? Tabii 20 Aralık'taki müdahalelerle birlikte biliyorsunuz bu seviyeye kadar geri çekilmişti. Bu 20 Aralık'ta kur endeksli vadeli hesapların hayata geçmesiyle birlikte 18 lira seviyesine kadar yükselmiş doları hızla 14 liraya geri çekilirken gördük. Evet. Bu noktada baskılanmaya devam etti aslında. Teknik olarak da aslında aşağıda 10 liranın altına bir geldi. Bir günlük spike dediğimiz bir hareket yaptı. Tekrar toparlandı ve 14 lira, 14.60 civarında baskılanmaya devam ediyordu. Ancak yeniden yukarı yönlü hareketin hız kazanması bilhassa şu günlerde Mart ayının son haftasına girerken söz konusu. Neden? Bizden kaynaklı olmasından daha öte Amerika tarafında faiz artırımı sinyalleri zaten vardı. Bu yıl 3 faiz artırımı yapacaklarını söylemişlerdi ama çok yeni dün gece yarısı 7 faiz artırımı beklemeye başladı dünya Amerika tarafından. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde biz içeride ne yaparsak yapalım Amerika'nın faiz artırımı tamamıyla kuru yani doları diğer para birimleri karşısında tetikleyen bir olay olacak. Kesinlikle. Yani biz içeride istediğimiz kadar kuru vadeli mevduat hesaplarını kullanalım. Elimizdeki dövizi TL'ye dönelim veya reel ekonomiye sokalım. İçeride bir canlanma olsa bile Amerika gibi büyük bir ülkenin yoğun olarak ard arda faiz arttırımı söz konusu olursa doları dengelemek zor olacak. Evet, gerçekten de zor olacak gibi gözüküyor. Bir de şu an gündemde, dünyanın gündeminde ne yazık ki bir savaş var, Rusya ile Ukrayna savaş halinde şu an. Ve bizim de ülke olarak ihracatımız var. Aynı zamanda da ithalat yaptığımız ülkeler bu ikisi. Evet. Evet, şimdi yani tabii ki savaşın seyrini öngöremiyoruz. Ne olacak, ne bitecek bilemiyoruz. Ancak uzun sürmesi durumunda bizim ülkemizde nasıl etkileri olacak? Çünkü tamam, dünyada da etkileri olacak. Bir de ekstradan ülkemize de etkileri olacak. Evet, maalesef. Zaten savaşın kazananı yoktur diye bir cümle kuruyoruz. Biz bilhassa bunu ekonomik tarafta kuruyoruz. Çünkü savaşa giren hem ekonomik yara hem askeri yara almış oluyor. Karşı tarafta Ukrayna tarafı da mağduriyet yarası almış oluyor. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali o kadar da büyümüş durumda ki şu an Rusya'yı SWIFT sisteminden bütün Avrupa Birliği, Amerika çıkardı. Evet. SWIFT sisteminden çıkarmak ne demek? Dövizle bankalar arası ödeme bir daha hiçbir şekilde yapamayacak demek. Öte taraftan Ukrayna'nın işte Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden beklentileri var. Ama tam olarak Avrupa Birliği de Amerika da buna cevap vermek niyetinde değil. Yani bu seyir en nihayetinde yine Rusya'ya bir miktar Ukrayna'nın ikna olmasıyla sonlanacak gibi duruyor. Ve bu süreç içinde elbette hem gelişmiş ülkeler problem yaşıyor. Biz gelişmekte olan bir ülke olarak mutlak suretle etkisini yaşayacağız. Şimdi neden yaşayacağız? Çünkü biz ayçiçeğini, buğdayı, arpayı Ukrayna'nın kendisinden ithal eden bir ülkeyiz. Geçtiğimiz yıl buğdayın %90'ını Ukrayna'da ithal ettik. Çok ciddi bir rakam. Evet, çok ciddi. %90. Ukrayna'nın Rusya'dan ayrı bir ticareti de düşünülemez. Yani gaz, enerji tarafında, petrol ve doğalgaz tarafında elektrik enerjisiyle hatta bütün dünya hatırlarsanız belki bu olaylardan birkaç ay öncesinde enerji dağıtımını daha çok elektrik santralleri üzerinden sağlayacaklarını açıklamışken Avrupa Birliği, Amerika tarafı. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde yine Türkiye, Rusya'nın yani Ukrayna ve Rusya'nın ticaretinin birbirinden ayrı düşünmediğimiz bir ortamda Türkiye doğalgazın %45'ini ithal ediyor.
İşte petrolün %40'ını ithal ediyor. Yani ki zaten şimdiden fiyatlar ortada. Ortada. Şimdi böyle bir durumda işte ayçiçeği, keza ayçiçeği, buğday, arpa. Şimdi biz bu kadar ithalatımızı yüksek ölçüde yaptığımız bir ülkenin bu mağduriyetinden ister istemez etkilenmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla sadece biz de etkilenmiyoruz. Avrupa Birliği'ne bakalım. İşte sizler eminim paylaşmışsınızdır. %35 bir günde elektriğe zam geldi onlarda. Ne yazık ki öyle. Ki onlar da böyle dengesiz ani çıkış inişler, işte fazla vergi falan, böyle bir seyir olamaz. Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkeler veya Amerika gibi ülkeler enflasyonun en ufak bir yükselişinden acaba daha hızlı yükselir mi korkusuna bile müdahale eden ülkelerken %35'lik bir elektrik artışı Avrupa Birliği'nde var. Biz gelişmeye çalışan, gelişmekte olan bir ülke olarak maalesef etkilenmemiz kaçınılmaz oluyor böyle bir durumda. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ihracat yapmamız gerektiğine yönelik aslında bu faiz indirimlerine gitmişti. Ama şimdi ihracat yapmak da çok mümkün gözükmüyor. Evet. Ve şimdi gözlerde tabii ki toplantıda, Mart ayı faiz toplantısında, şimdi 2022 yılının Ocak ve Şubat ayında herhangi bir indirime veya artırıma gidilmedi, sabit kalındı. Sizce şimdi bu Mart ayı toplantısında neler olacak? Çünkü iki tane anket yapıldı, Anadolu Ajansı Finans'tan, aynı zamanda da Forex tarafından. Ve genel anlamda sabit kalacağı yönünde bir sonuca vardılar. Evet, sizce? Evet, bence de sabit kalması daha muhtemel. Sabit kalması da gerekiyor diye düşünüyorum. Bu pas geçmesi gerekiyor bu toplantıda. Çünkü ortam zaten çok müsait değil. Hani faiz indirimine artık ortam zaten müsait değil. Bir de artı kur vadeli, yani kur endeksli mevduat hesapları demek. İşte dövizlerinizi bozun, Türk lirasına dönün. Eğer kur yükselecek olursa biz size aradaki farkı ödeyeceğiz dediği bir sistem. Bunun aynısını hemen peşine altın içinde yaptılar. Yani hükümet tarafından altın endeksli hesaplar, vadeli mevduat hesapları dedi ki altınlarınızı bozun, yastık altındaki TL'ye dönün ve Türk lirası cinsinden hesabınıza biz altın yükselecek olursa aradaki farkı yine size bankanız ödeyecek gelir olarak, faiz geliri olarak dedi. Şimdi bu hamle zaten Türk lirasının değerinin düşmesine engel olmak adına TL'yi piyasadan toplayıp, dövizi bozup TL'yi toplayıp, TL'yi de bankada saklayıp değerini arttırmak adına yapılmış bir hamleydi. Evet. Ancak bunu yaparken eş zamanlı olarak faiz indirimi yapmaya devam ettiğiniz zaman maalesef Türk lirasının dolaşımda daha fazla bulunması sağlandığı için yine faiz indirimi Türk lirasının değerini düşürecektir. Hal böyleyken işte dedik ya, kapıda Fed'in faiz arttırımı var. İşte aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşı, ihracat riskleri devam ediyorken bu perşembe günü büyük ihtimalle faiz indirimi yapılmaz. Ben de yapılmaması gerektiğini düşünüyorum zaten. Peki enflasyon nasıl düzelecektir sizce? Şimdi enflasyon bir döngü, bir zincirleme bir döngü. Yani fiyatların genel seviyesinin yükselmesi demek. Ama bir ülkede işsizlik çok yüksek değilse, fiyatların genel seviyesi arza ve talebe bağlı olarak yükseliyorsa enflasyon bir oranda kabul edilebilir. Evet. Ancak bizim enflasyonumuza veya yine tümden gelelim Avrupa'dan, Amerika'dan bugüne, pandeminin ilk zamanından bugüne oluşmuş olan enflasyon, yüksek enflasyon zaruri gıdalara, gıda gibi zaruri ihtiyaçlara, işte enerjiye, ısınmaya, elektriğe, internete, yani zaruri vazgeçemediğimiz ihtiyaçlarımıza çok fazla harcama yapmaktan kaynaklanan bir enflasyon oldu. Şimdi hal böyle olunca insanlar hem harcama kapasitesi düşüyor, gelirleri azalıyor, harcama imkanı yokken elindeki son kuruşu bankacılık tarafını borçlandırarak, yani borçla birlikte olmasına rağmen yine ödüyor. Çünkü zaruri ihtiyaç bunlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda yine enflasyon yukarı yönlü hareketini sürdürmüş oluyor. Yani olumlu bir ortamdan da çıkması, artık enflasyonun işte biliyorsunuz %48 açıklandı yine enflasyon oranı. Bunun seyrinden çıkması diyelim artık kendi adımıza, ama Avrupa için de böyle %5'in üzerindeki her enflasyon onlar için de çok yüksek. İşte %7'nin üzerinde bir Amerika enflasyonu görülmüş şey değil. Onlar da aynı risk altındalar. Bu aslında pandemiyle başlayan önüne geçilemeyen zamlar, ham madde maliyetinin
çok hızlı artması, hı hı. üretimin yani üretilen malın ve hizmetin tedarik zorluğu, tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle teslim edilememesi gibi problemlerden kaynaklanmış bir enflasyon durumu bütün dünyada, bizde de. Dolayısıyla ne zaman düşecekin cevabı maalesef zaman içerisinde ancak azalarak seyrine dönebilir. Onun için de tabii Merkez Bankası'nın rakamları, beklentileri var. Hani biz hani niye dokunmuş olmayalım ama uzun vade, yani orta vade zor diyoruz. Yani orta vade üzeri, uzun vadede ancak belirli bir seyre geri dönebileceğini düşünüyorum. Şimdi siz tabii ki bir ekonomist olarak zaten yakından takip ediyorsunuz. Peki enflasyonun gidişatı ne olacak sizce? Daha alım gücü düşecek mi? Enflasyon yükselecek mi? Çünkü vatandaşlar yatırım yapmak istiyor dolayısıyla. Tabii. Dolar alıyorlar, altın alıyorlar. Tabii. Ama tabii yarın ne olacağı belli değil. Ya zaten az önce de konuştuğumuz üzere savaş var ve pandemi gibi bir dönem geçirdik. Tüm dünya etkilendi bu durumdan. Şimdi altın fiyatları için de aslında bazı ekonomistler gram altının 2022 yılı içinde 1400 lira seviyelerine kadar çıkacağını söylüyor. Mümkün. Sizce mümkün. Altının gidişatı ne olacak bu 2022 yılı içinde? Mümkün. Altının yükselmesi, bu seviyeleri, gram altını görmesi mümkün. Zaten önceki zirvesi 1000 lirayı gördü. Yani 970 lira üzerine gitti. Ve böyle zamanlarda sığınılacak liman altındır her zaman. Ha şimdi altına, petrole belki ikame, dijital paralar geliyor, kripto paralar geliyor ama daha çok yeni. Onu da birazdan herhalde konuşuruz. Onların bir ikamesi oluşmaya başladı ama ne olursa olsun altın sığınılacak liman. Dolayısıyla en ufak bir ani, beklenmeyen haber deriz biz. İşte bu savaş ortamı gibi, ani seçimler gibi, işte hükümet değişiklikleri, Merkez Bankası Başkanı, Hazine Maliye Bakanı değişiklikleri gibi, bizim de yaşadığımız gibi ani değişiklik ve belirsizlik ortamları tetikleyici olur altının seyrini. Dolayısıyla 2022 yılında bu rakamları görmek çok uzak değil. 970 lira üzerinde gördüğümüz bir altın olursa 1500 lirayı hedeflemesi çok zor olmayacaktır. Enflasyon dedik ya, enflasyonun seyrine göre alım gücü düştüğünde yine insanların yapabilecek çok fazla bir şey kalmıyor. Kendi paralarının değerini, TL'nin değerini örneğin, kendileri korumaya çalışıyorlar. Yani değer kaybetsin istemiyorlar haklı olarak. Tabii, yani durduğu yerde sonuçta %3 ay içinde, 4 ay içinde %45 durduğu yerde eriyen, harcanmamış TL bile erimiş oldu. Yani önüne geçilecek bir sistem yok şu an. Yani ya, hadi bakalım işte faiz indirmiyorum da arttırıyorum. İşte zam yapmıyorsunuz falan, üreticiye zam yapmıyorsunuz deyip ya da işte insanların alım gücünü bir ayda, birkaç ayda, bir dönemde öyle tekrar arttırmanın, rahatlatmanın imkanı yok. Dolayısıyla sihirli bir değneğimiz yok yani elimizde. Dolayısıyla insanlar da uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Biz de aslında onlara bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani borsacılar, yani hisse senetlerinde, Türkiye borsasında küçük küçük alıp satanlar, alım satım yapan yatırımcı, işte döviz tarafında, altın tarafında, kripto paralara merak sarmış yatırımcı için şöyle bir müjde mi diyeyim artık, yani alım gücünün düştüğü bir ortamda müjdeden bahsedemeyiz ama yine pandeminin başındaki gibi her şeyin aynı anda rally yapabileceği, yukarı hareket gösterebileceği bir döneme giriyoruz diyebilirim. Borsada hisselerin de yükseldiği, doların da, altının da, kripto paralarının da yükseldiği bir dönem. Bu olumlu şartlardan değil elbette, olumsuz koşullardan ama ne yazık ki. Baktığınız zaman getiri de yok. Yani insanlar bir şekilde getiri elde etmeye çalışıyor. Getiriyi nereden elde edebilirsin? Ya bu enstrümanların bir tarafı düşerken diğeri yükselir. Ya bankalardan iyi faiz getirisi alırsın. Başka da elinde imkan yok. Şimdi pandemi nedeniyle ve bu zamlar nedeniyle bazı sektörler zenginleşiyorlar. Yani gıda, teknoloji, savunma, efendim söyleyeyim enerji. Bunlar mesela e-ticaret siteleri özellikle. E-ticaret, online satışlar. Şimdi bunlar evet zam dolayısıyla alım gücü düşüyor ama zaruri ihtiyaç olduğu için harcıyorsun. Harcadıkça şirketleşme, değer kazan şirketler değer kazanmaya başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Hisse senetleri ortamında o şirketin hissesini alırsan kar elde edebiliyorsun. Evet. İşte döviz gibi işte Amerika tetikliyor. Politikalarına bağlı olarak dolar hızlı yükseliyor ama senin doların varsa yükselmiş oluyor gün sonunda. Yani olumsuz şartlardan kaynaklanan getiride olmadığı için yeniden yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü günler
söz konusu olabilir. Yatırımcının birebir de kendini koruması için yani. Evet. Şimdi biraz da Bitcoin'e, kripto paralara da değinmek istiyorum. Şimdi malum Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda dövizleri neredeyse yerle bir oldu diyebiliriz. Evet. Ve ilerleyen zamanlarda da özellikle kripto paraları ya Rus hükümetinin çok kullanacağı söyleniliyor. Peki böyle bir durumda büyük bir çıkış yakalar mı kripto para? Şimdi Rusya ve Çin aslına bakarsanız daha soğuk, daha cool duran ülkeler olarak belirdi kripto konusunda. En sıcak, en hızlı, hiç beklemezdik Amerika tarafından gelişmeler oldu. İşte Amerika biliyorsunuz belki birkaç ay önce bir komisyon topladı. Ve bu komisyonda dünyanın en büyük borsa sahiplerini toplayıp bu işin riskini konuştu. İşte 3 saat canlı yayın yaptılar. Senato'da yani ciddiye aldılar bu işi ve ardından da kendi dijital paralarını, kendi kripto paralarını yayınlayacak, piyasaya süreceklerini açıkladılar. Hatta USDF olması bekleniyor. Hatta USDF diye bir şey var ama Amerika dijital sistemde sanıyorum bu isimle veya benzer isimle yine kullanmaya devam edecek enstrümanı. Dolayısıyla ilk hamleler daha çok Amerika'dan gelmiş oldu. Bizde de regülasyon gelecek. Yani regülasyon yani düzenleme, kripto paralar gerçek bir vergisel sisteme, sermaye piyasası kuruluna bağlandığı bir regülasyon çalışmaları bizde de var. Şimdi şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. İşte kripto paralardan Ripple, işte Bitcoin, Ethereum'a alternatif bir yazılım olan Ripple. İlk üçten biri Ripple havale hesapları açıldı dünyada. Ripple cinsinden bankalarda havale yapacaksınız. Dolayısıyla böyle gelişmeler oluyor. Yani Amerika tarafında yine bir komisyon, Hazine Bakanlığı'nın Finansal Okuyuculuk Komisyonu halka kripto paralarda risk eğitimi vermeye başladı. Demek ki bu büyük bir altyapıyla hazırlık. Şimdi Çin ve Rusya biraz daha uzak duruyordu ama şimdi Rusya için kaçınılmaz oldu. Neden? Swift sisteminden çıktıysa en kolay ödemeleri yine ticareti devam etmiyor mu ediyor. Ticareti ödemelerini deniz aşırı ülkelere kripto paralarla yapmak en kolayı. Ukrayna'ya yardım topladılar kripto parayla. 60 milyon doları geçti. Ciddi bir rakam. Ve bir günde yaptılar bu işi. Yani birkaç gün sürdü ama bir günde o parayı bir yerden bir yere hiç kimse çalmadan, çırpmadan gönderebildiğiniz bir sistem var. Dünya buna hazırlanıyor. Biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Metaverse var bir de biliyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir ortam içinde 2022 yılı için hatta sonraki 5 yıl için kripto paraların çok daha yüksek yerlerde olma ihtimali mevcut. Şimdi bu kripto paralarda da bağımsız borsalar var ve bu borsaların tek bir çatı altında toplanması doğru mu? Söz konusu olabilir mi? İleride söz konusu olabilir. Yani bağımsız borsalar ne demek? Yazılım firmasını kuran, kripto para alım satımı için pazara elverişli yazılımı yapabilen her şirket tek başına borsa şu an. Bu borsaların regülasyonla birlikte ortak bir kurala bağlanması, sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenmesi veya tek bir çatı altında yine bir kripto pazarı ülke bazında oluşturulması ileride söz konusu olabilir mi? Olabilir. Yani aynı bizim nasıl ki menkul kıymetler borsamız, Borsa İstanbul'da işlem görüyorsa bütün pazarlar ve aracı kurumlar, işte bankaların aracı kurumları bir aracılık ederek müşteriyi Borsa İstanbul'a bağlıyorsa aynı böyle bir sistem ileride gelebilir mi? Gelebilir. Ama direkt tek bir pazar altında, tek bir çatı altında toplanmasa dahi her bir borsa kuruluşu mutlak suretle regülasyonla birlikte belli kurallara uymaya başlayacak. Herkes aynı kurallara uyabilirse hayatta kalacak, hizmet vermeye devam edecek. Evet, bakalım gelişmeleri artık göreceğiz. Peki şimdi tekrardan bir klasik soru sormak istiyorum. Tamam. 2022 yılını sizce nasıl kapatacağız? Şimdi evet daha çok zaman var, daha aylar var 2022'nin bitmesine ancak. Dolarda ve altının seyrinde sizce durum ne olacaktır? Biraz teknik de konuşalım o zaman. Teknik analize göre yani grafiğin tarihine baktığımızda gelecekte hangi fiyatları görebilir diye bak teknik analiz yaptığımızda dolar Türk lirasının değerini önümüzdeki günlerde 15 liranın altında görmüyoruz. Bu yine Amerika kaynaklı, yine doları dövizi tetikleyen ortamların devam etmesinden kaynaklı elbette temel analiz tarafında ama Elliott'la ürettiğimiz Elliott teoremi kullanırız biz. Teknik analizde en dip bile artık 15 lira altı değil, artı yukarıda 22 lirayla 23.70 Türk lirası bile orta vade
2022'den daha kısa süre, yani 2022'yi kapsayacak süre içerisinde mümkün gibi gözüküyor teknik olarak. Hı hı. Ama yükselecek demiyoruz. Yani yükselmemesi için şimdi hemen çıkıp dövizimizi bozabiliriz varsa. Evet. Yoksa da zaten biliyorsunuz biz öyle bir milletiz ki dövizi bozmak için gidip önce alıyoruz, sonra gidip bozuyoruz. Yani elimizden geleni yapalım ama teknik evet. analiz böyle söylüyor. Hı hı. Mevcut küresel global piyasaların olduğu durum böyle söylüyor. Hı hı. Yukarı yönlü hareket mümkün. Altın tarafında da keza yine dediğimiz gibi en ani belirsiz haberler, beklenmedik felaketler yaşandığı günlerde altın sığınılacak liman olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketinin yine devam ettiği bir 2022 ilk yarısı kesin, ikinci yarısında da çok büyük geri çekilme olacağını düşünmüyorum altında da. Evet Ece Hanım, değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, bugün konuğum ekonomist Ecep Ulaştı. Kendisiyle birlikte ekonomiye dair konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, haberler.com'da kalın.